Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tabii ki elektrik faturalarının zamlanması konusundaki çalışmaları onlar yaparlar. Ve onların oluruyla beraber elektrik faturalarındaki yansıma veya zam miktarı ortaya çıkar. Burada en önemli faktör, yani Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun almamış olduğu bir karar, herhangi bir şekilde Türkiye'deki bir afet bölgesine elektrik faturaları üzerinden yardım yapılması falan söz konusu olamaz. Zaten elektrik faturalarının üzerinde arkadaşlar bir sürü giydirme var, yani gizleseler de saklasalar da giydirme var. Yani bir kere bunun düzenlenmesi lazım. Bir kere bölgelerin bölgelere göre faturalandırma lazım. Çünkü işte bir bölgedeki kaçak elektrik kullanımı benim bölgeme yansıtılmaması lazım. Böyle bir handikap var. Yani Türkiye'de kaçak elektrik kullanımı doğru, dürüst, zamanında faturasını ödeyen insanların üzerine işte elektrik fiyatı olarak yansımaktadır. Böyle bir yapıya sahibiz. Enerjisiz zaten hayat mümkün değil. Burada vatandaşlarımızın çok bilinçli hareket ederek elektrik kullanımlarının savurganca değil, böyle daha kısıtlı, daha işte yılan bile toprağı koklayarak yer diye bir ibare var. Böyle daha intizamlı, nizamlı kullanmaları elektrik faturalarına yansır ve ucuz miktar eder. Hem vatandaş kazanır, hem devletimiz kazanır. Böyle bir yapı. Tabii çeşitli sorunlar var. Yani bu dağıtım firmalarını korumak adına yapılan sıkıntılar var. Bunu bütün kamuoyu biliyor. Enerji Piyasası Kurulu bunu bilmiyor mu? O da onlar da biliyorlar ama ne yazık ki ülkemize son dönemde böyle bir koruma, işte kayırma şekliyle ifadeler görüyoruz, gözlemliyoruz. Sosyal medyada bunları takip edebiliyoruz. Böyle bir yapı var. Her şey hukuka uygun olsun. Her şey nizama uygun olsun. Ki vatandaşlarımızın hepsi rahat etsin. Sizin söylediğiniz gibi Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun haberi olmadan hiç kimse ne elektriğe zam yapabilir ne de işte faturaların üzerine 3-5 kuruş yansıtarak orman alanına veya işte doğal afetin olduğu bölgelere elektrik fiyatı üzerindeki toplanan paradan yardım edemez. Böyle bir yapı. Bizim burada dikkat etmemiz gereken tek şey tasarruf. Tasarruf, tasarruf diyorum. Teşekkür ediyorum.